Hayırlı sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazal ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Pilates nedir? Pilates hakkında konuşacağız. Pilates nasıl yapılır? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok mersi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Melike Necva Gül. Pilates eğitmeniyim. Evli, 3 çocuk annesiyim. Uzun yıllardır Tatvan'da ikamet etmekteyim. İstanbul'dan buraya geldik. Şimdi artık ben de bir Bitlisliyim. Evet. Burayı çok sevdim, alıştım. Burada yaşamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan hocam. Hoş bulduk, ne teşekkür kadar süredir Pilates'in içindesiniz? Yani 20 yılı Sevdiğiniz nasıl başladı? 20 yılı aşkındır Pilates'le uğraşıyorum. Diğer sporları da yapıyorum ama Pilates buraya geldikten sonra daha yoğun ilgi alanıma girdi benim. 2013 yılında da biz bir dernek kurduk. Necva Kadın Yaşam Derneği. Orada kadınların talebini görünce pilates üzerine, sağlıklı yaşam üzerine egzersizler, aerobik, pilates, zumba üzerine kadınlara bir hizmet vermeyi planladık. O şekilde hizmete başladık. Daha sonra resmi kurumlarda, aile destek merkezlerinde, Bitlis'te Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, Tatvan'da başladım, bir süre çalıştım. Evet. Bu şekilde hizmet vermeye başladık. Faydalarını da görünce daha verimli olmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Pilates'in faydaları nelerdir hocam? Pilates'in faydaları, Joseph Pilates çocukluğunda rahatsızlık geçirmiş bir kişi. Kendi üzerinde pilatesi deneyerek kendi anatomik vücut yapısıyla kas kemik yapısını, kasları hepsini inceleyerek bir anatomi kitabı üzerinde inceleyip kendi üzerinde hareketler geliştiriyor. Ve yürüyemezken pilates yaptıktan sonra yürümeye başlıyor. Çok sağlıklı bir kişi oluyor. Artık düşünün ki boks sporunu bile yapmaya başlıyor Evet. yürüyemeyen kişi. Daha sonra bir hastanede hasta bakıcı olarak işe giriyor. Alman Savaşı döneminde hastalar bayağı bir askerler yaralanıyorlar. Onları iyileştirmek adına pilates yapmaya başlıyor. Bu defa insanlar iyileşince kopmuş bacakları, yaralanmış vücutları iyileşince vücutlarının kas gelişimi de yükseliyor. Evet. Tabii bunu sonra Amerika'ya gidip bir pilates stüdyosu kuruyor. Bunu zayıflama için de kullanıyorlar, rehabilite için de kullanıyorlar. Mesela fizik tedavi egzersizlerin birçoğunda pilates egzersizleri de içeriyor. Şimdi birçok fizyoterapist de pilates eğitmenliği alıp kendi kliniklerinde bir pilates reformer aletiyle beraber, mat egzersizleriyle beraber kişileri tedavi ediyorlar. Evet. Peki hocam kimler pilates yapabilir? Yani bu konuda bir genel olarak konuşursak. Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şöyle, pilates neden şu an bütün dünyada revaçta? Neden herkes pilatesi çok seviyor, çok benimsedi? Çünkü pilates her yaşı kapsıyor. Yani 80 yaşındaki bir insan da pilates yapabilir. 15, 14, hatta çocuk yaşlarda bile pilates yapabilen kişiler vardır. Pilates'in yavaş ve kontrollü yapılması nedeniyle yaşlı kişiler de yapabiliyorlar. Yani bir kardiyo sporu daha hızlı nabız yükselten ve dolayısıyla hızlı hareketlerle yapılan bir sporken Pilates daha kontrollü olduğu için rahatlıkla yapabiliyorlar. Bir eğitmen gözetiminde, tabii tek başlarına değil. Evet. Bu şekilde yapabilirler. Peki hocam Pilates nasıl bir spordur? Yani tam olarak anlatacak olursak neler içerir, nasıl bir spordur, faydaları tam olarak nelerdir? Pilates nefes egzersizleriyle birlikte yapılan bir egzersiz aktivitesi söyleyebilirim. Hem tedavi edip hem kaslara hem tüm eklemleri birlikte çalıştıran bir spordur.
Ve daha sonrası mesela dersin bir son 15 dakikası esnemelerle geçtiği için kişiler evlerine yorgun değil, daha dinlenmiş. Sanki pilatesten sonra kendilerine bir masaj yapılmış. O rahatlıkla evlerine tüm gün enerjik bir şekilde gidiyorlar. Mesela arıyor beni, hocam ben spora geldim, ön yargıyla geldim. Ama ben böyle olduğunu bilmiyordum. Evime gittim, çocuğuma bakabiliyorum, daha enerjiyim, daha huzurluyum. Ben bu spora devam edeceğim. Ya pilates öyle bir spor ki insanları spora da sevdiriyor. O ön yargıyı da kırıyor. Evet hocam. Bu şekilde. Hamileler peki pilates yapabilir mi? Tabii ki hamileler de pilates yapabilir. Çünkü dediğim gibi pilates kontrollü yapıldığı için, bir de pilatesin şöyle bir egzersiz programı, varyasyonları var. Pelvik taban kasını kuvvetlendiriyor. Pelvik taban kası bir kadının merkezidir. Gebe bir kadının da kalça kası, pelvik taban kaslarının güçlü olması demek, onu çok iyi kaliteli bir gebeliğe, çok iyi bir doğuma yönlendirdiği için şu an bütün dünyada, Türkiye'de, hatta Bitlis'te bile hamileler pilates yapıyor. Ben şu an bir hamile bayanla birlikte çalışıyoruz. Çok evet. Mutlu. Daha iyi gelişiyor. Daha huzurlu, güzel bir şekilde doğuma gidecek. Bitlis'te pilatese ilgi var mı hocam? Bitlis'te pilatese çok ilgi var. Ben zaten bunu görünce çok mutlu oluyorum. Pandemi süresince beni o kadar çok arayan oldu ki. Yani 75 yaşında öğrencim var. Telefon açıyor, hocam ben Bitlis, biliyorsunuz coğrafik olarak dağlık taşlık. Evet. Bir yerden sonra artık eve kapanıyor. Sen yaşlısın, artık biz hizmet edelim. Hareketsiz yaşam. Bu hareketsiz yaşamın getirdiği hastalıklar, kalp, tansiyon, şeker hastalığı, obezite, bunlar ana nedeni hareketsiz yaşamdır. Dolayısıyla eve kapanınca ne oluyor? Yürüyemez hale geliyor. Pilates'e başladıktan sonra kasları güçlenince artık yürümeye başlıyor. Bir süre bırakınca bayağı bir boşlukta kaldılar. Aradılar. Telefondan onlara destek olmaya çalıştım. Online destek olmaya çalıştım. Şu an bile online gelemeyen arkadaşlara, öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine de yardım edebileceğimiz kişiler varsa bizimle iletişime geçebilirler. Online veyahut şu an pandemi nedeniyle biliyorsunuz sınırlı bir şekilde yine çalışmalarımız var. 12 kişiyle sınırlı bir çalışmamız var. Bizimle her iletişime geçebilirler bu anlamda. Değerli izleyicilerimizle pilates yapmak isteyen kişilerimiz varsa hocamızla iletişime geçebilirler. Hocam peki sadece kadınlar mı pilates yapabilir? Böyle bir kanı var. Sadece evet. Kadınlar yapar. Evet, doğru maalesef mu sizce? Öyle bir düşünce var ama şu an Türkiye'de mesela benim İstanbul'da arkadaşlarım eski ünlü milli futbolcularla çalışıyorlar. Yani dünyaya baktığınızda bir David Beckham'a sorduğunuzda ne diyor? Ben yoga yapıyorum, pilates yapıyorum. Ya evet, fitness da yapabilir insanlar. Bu da gerekli vücut geliştirme için. Ama daha çok mesela sakatlanmaların önüne, biliyorsunuz spor ne kadar sağlıksa o kadar da risktir doğru yapılmadığı zaman. Pilates bir insanı başka bir spor yapmak için hazırlıyor. Yani sizin sakatlanmanın önüne geçiyor. Nasıl ki vücudunuzu esneterek, kaslarınızı kuvvetlendirerek. Dolayısıyla erkekler de şu an yapıyorlar. Yani evet. Birçok sporcu pilates yapıyor ve erkeklere de öneriyorum. Hocam peki pilates dersi vermek için ne gerekli? Yani herkes pilates dersi verebilir mi, yoksa bunun bir başka bir evet, şey var? Eğitimi var. Eğitimi evet, var mı? Şöyle, bir voleybol antrenörü pilates eğitmenliği yapamaz. Bir basketbol antrenörü aynı şekilde. Pilates eğitmenliği haricinde, yani bu da yine bakanlık, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan eğitim almış ya da yurt dışından, Amerika'dan, başka ülkelerden bakanlıklar ya da üniversitelerden eğitim almış kişiler ders verebilir. Konuya hakim olmuş, donanımlı kişiler
bu şekilde fayda verecektir. Yani ben gideyim spor salonuna kayıt oldum. Ben pilates yapacağım ama hüsrana uğrayabilir. Önce evet. hocasının belgesini sorsun. Daha önce pilates dersi vermiş mi? Mesela soruyorum, pilates yaptınız mı? Hocam diyor, ilk defa pilates topuyla çalışıyorum diyor. Pilatesin belirli bir materyalleri var. Nedir bunlar? Büyük top, küçük top, circle, çember dedikleri bir materyal. Lastik, bunlarla çalışılıyor. Dolayısıyla pilates eğitmeni olmayan bir kişi bu şekilde yönlendiremez. Çünkü bel fıtığı, boyun fıtığı şu an günümüzde çok yoğun hastalıklar arasında ve artık küçük yaşlara da indi bu sorunlar. Dolayısıyla yanlış bir harekette yanlış sakatlanmaya ya da o boyun fıtığını ya da bel fıtığını daha ileri bir seviyeye de döndürebilir yanlış bir çalışmadan. Bu yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor sanırım. Evet, bilinçli bir şekilde yaparsa pilatesi mesela ameliyat süresini daha ileriye uzatabilir, ağrıları geçebilir. Pilates yaptığı sürece ameliyat riski yok olur ve daha sağlıklı yaşar. Hocam peki omurga sağlığı için neler yapılmalı? Ne önerirsiniz? Pilates buna faydalı mı? Kesinlikle çok faydası var. Bir de mesela küçük yaşta anneler çocuklarına çok dikkat etmeli. Mesela bu çantaların ağırlığı, ders çalışırken çocukların sırtına bir destek verilmemesi veyahut telefon, tablet şu an günümüzün en büyük sorunları. Birkaç saat çocuk öne doğru eğiliyor, duruşu bozuluyor. Ama bunu fark etmiyor anne, öne geliyor. Omuzlar daha çöküyor, baş öne geliyor. Boyun denen şey kayboluyor. Duruş bozulunca da rahatsızlıklar başlıyor, ağrılar başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz omurga sağlığı yok olmuş, gitmiş yani. Omurgayı korumak için ne yapmak? Omurga sağlığı için tabii ki pilates koruyucu bir etkendir. Esnetiyor. Omurganız ne kadar esnekse siz o kadar sağlıklısınız, o kadar gençsiniz. Ne yapabiliriz mesela omurga sağlığı için? Bilinçsizce çok aşırı yüksek yastık kullananlar var. Görüyorum, başım ağrıyor diyor. Ne nasıl yapıyorsun, nasıl uyuyorsun? Hocam diyor, uyurken diyor uyuyamıyorum. 2-3 tane yastık kullanıyorum. 2-3 yastık olur mu? Daha boynunun şu altını dolduracak şekilde olması yeterli. Kafidir, yeterlidir. Bir de başınız şöyle olmayacak. Uyurken böyle uyumayacaksınız. Gün içinde de böyle durmamanız gerekiyor. Nedir bizim duruşumuz? Allah zaten bizi böyle yaratmış. Evet. Yeni doğmuş bir bebeğe bakın, Allah-u Teala'nın kudretiyle ne kadar güzel nefes alıyor. Diyaframdan nefes alıyor. Göğsünden nefes almıyor. Sonra ne oluyor? Biz bunları unutuyoruz ve artık diyaframı unutuyoruz. Nefes almayı da unutuyoruz. Omurgayı koruyamıyoruz. Daha rahat yaşamaya alışıyoruz. Her şey bir düğme ile elimizin altında. Hareketsiz yaşamın getirdiği sebeplerden de olan bir şey. Bazı hanımlar çok ağır çanta kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz hanımefendinin bir tarafı omzu bir tarafı düşmüş, bir tarafı daha evet. yüksek. Bunları da düzeltebiliyoruz mesela pilateste. Bir haftada daha dik, daha güzel bir duruşa sahip oluyor. Çocuklarda mesela şu an daha küçük yaşlarda kifoz, kamburluk sorunu başladı. Bazı annelerde, hanımefendilerde bel çukurluğu, belin ortasında bir çukurluk, lordoz sorunu başladı. Bunlar da tamamen yanlış duruşlar ya da işte doğumdan kaynaklanan sorunlar da olabiliyor. Evet hocam. Peki gebelik sırasında ilk kaçıncı aydan sonra pilates yapılabilir? 12 ile 36 haftalık arası önerilen hamile pilatesi süresidir. Hocam, ödem sorunu olanlar vardır mutlaka. Evet. Ödem sorunu pilates çözer mi? Bunun için neler yapmalıyız? Evet, ödemin sorunu genelde hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ya da vücudu yanlış, çok fazla yorulunca da ödeminiz olabiliyor, uyku düzensizliği vesaire. Farklı etkenleri vardır, kişiye göre değişir bunlar.
Evet, pilates nefes egzersizleriyle yapılan bir egzersiz. Ayrıca bir zumba, bir step aerobik çalışmasıyla da toksin attıklarında ödemleri gidecektir. Bol su içmeleri gerekir ve çok aşırı tuzlu, karbonhidratlı hamur işlerinden uzak durmaları gerekir ki ödemleri geçebilsin. Daha sağlıklı sebze, yeşillikli beslenirlerse daha faydasını göreceklerdir. Hocam peki sizin pilates hayatınız nasıl başladı, serüveniniz? Yani nasıl karar verdiniz bu konuya? Ben pilatese daha önce farklı sporlarla ilgileniyordum. Çok kıymetli bir hocamla İstanbul'da tanıştım. Pilates eğitmeniydi. Buradan da kendisine Şermin Can hocama da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Selam olsun. Çok emektardır, hala bile çalışır. Onunla yolumuz kesişti ve bana o sporu çok sevdirdi. Ben de dolayısıyla insanların üzerindeki faydasını da görünce, geri dönüşümü çok daha kısa ve verimli olunca pilatese daha yoğunluk verdim. Evet hocam, çok güzel olmuş sizin adınıza da. Teşekkür Aşırı ederim. kilolu olanlar pilates yapabilir mi hocam? Nasıl? Aşırı kilolu olan insanlar. Aşırı kilolu olanlar da yapabilir. Fakat şöyle, Bu pilatesle süreç nasıl beraber olur? bir küçük, mesela çok aşırı kilosu olan bir bayan, dizlerinde de sorunu varsa, menisküsü falan varsa koşu bandı kullanmamalı. Onun yerine ne yapmalı? Düz tempolu yolda yürüyüş yapabilir. Küçük dans figürleriyle çalışabilir, aerobik yapabilir. Bu şekilde kardiyo çalışarak da kilosunu verebilir. Pilatesle de vücudunu şekillendirip kuvvetlendirebilir. Anlıyorum hocam. Peki grup seansı ile özel ders arasında bir fark var mıdır? Yani grupla yapılan bir pilatesle özel derste yapılan bir pilatesin arasında sizce bir verim olarak fark var mıdır? Yani grup dersi, ben biraz çok yıllarımı verdim ya, grup dersinde mesela ben 50 kişiyle beraber ders yaptığımı biliyorum Bitlis'te ve sabah seansımızda yani o 50 kişiyle de birebir, siz zaten iyi bir öğretmen, eğitmenseniz öğrencinize single leg stretch yapıyoruz dediğinizde öğrenciniz o pozisyonu alır ve Evet. harekete birlikte başlarsınız. Nefes almayı öğrettiğinizde, egzersizleri, squat öğrettiğinizde, sizin öğrenciniz öğrenmişse dizinin ayak parmak uçlarını geçmeyerek bükülebileceğini, çömelebileceğini bilir. Yani o şekilde tabii ki özel dersler de daha faydalı, ama grup seanslarında da etkin bir şekilde çalışıyoruz. Peki hocam, bir pilates seansı kaç dakika sürüyor? Yani normali 45 dakikadır ama esnemedir, ara su molasıdır, dinlenmedir. Bir saati buluyor. Anlıyorum hocam. Evet. Pilates yapmak isteyenler vardır mutlaka. Onlara söylemek istediğiniz bir şeyler ya da vermek istediğiniz bilgiler var mı? Tabii ki ben her zaman Cesaret edemeyen, gelemeyen. şunu söylüyorum. Diyorum ki, kadın bana şunu söylüyor. Hocam diyor, ben yemek yapacağım, çamaşır yıkayacağım. Zaten bunlar benim bir egzersiz gibi oluyor. Ama öyle değil. Yemek yaparak, bulaşık yıkayarak yemek yaptığınızda ocağa nasıl bükülüyorsunuz? Şöyle duruyorsunuz, tencereyi karıştırıyorsunuz. Bakın, başınız öne geldi ve öne doğru eğiliyorsunuz. Omuzlarınız da çöktü. Yoruluyorsunuz. Ama Evet. pilates sizi geriye doğru, ders esnasında siz bir saat boyunca geriye doğru oturmayı öğreniyorsunuz, duruşu öğreniyorsunuz, kendi bedeninize, kaslarınıza hakim olmayı öğreniyorsunuz. Bu şekilde ev işleriyle sporu aynı kefede tutmamak lazım. Çok yanlış bir düşünce. Zaten derse başladıktan sonra, vay be, biz böyle olduğunu bilmiyorduk, ne kadar da güzelmiş, biz ne kadar da geç kalmışız Evet. diyorlar. Korkmasınlar, başlasınlar. Ve her şeyden önce önemli olan kendileridir. Kendilerine değer versinler. Çünkü senin beden sağlığın olmazsa hiç kimse, bir gün sana bakar etrafındakiler, 2 gün, 3 gün, 1 ay sonra bir bakarsın, yalnız başına kaldın.
Dolayısıyla sağlam bir vücut olmazsa kişi namaz kılamaz. Bırakın namaz kılmayı, yemek yapmayı, çocuklarına bakmayı, hastalıklı bir kişi tuvalete bile gidemez. Yani dolayısıyla önce kendi bedeniniz, kendi sağlığınız, kendi bedeninize özel ders almak isteyen kişilere şunu söylüyorum. Geliyor bayan şey diyor, konuşuyor. Hocam diyor, biraz birikim yapmam lazım. Ben diyor pilates seanslarını bir ücret ödemek istiyorum ama diyor önce bir birikim yapmak istiyorum diyor. Ben şöyle bakıyorum, üzülüyorum açıkçası. Diyorum ki önce senin beden sağlığın, yastık altında ya da çekmecende senin paran olmuş, altının olmuş ama bunu kullanabilecek bir beden sağlığın yok. Kasların zayıf, yürüyemiyorsun, evet. Bel fıtığın var, boyun fıtığın var, ağrılarınla yaşıyorsun. O paranın, o altının, o ziynetin ne kıymeti var? Minimum da olsa bir kişi kendi sağlığı için bir para ayırmak zorundadır özel ders için. Ya da zaten şu an Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız bu yönde çok inanılmaz destektir. Kendisine buradan şükranlarımı iletiyorum. Emine Erdoğan hanımefendi de öyle, kendi konuşmasında her mahalleye bir spor salonu demiştir. Evet. Yüzme havuzuyla beraber. Bitlis'teki yöneticilerimiz de öyle. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Onlar da destek olmaya çalışıyorlar. Şu an Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyim. İl Sağlık Müdürlüğü müdürlerimize teşekkür ediyorum bu anlamda. Bize ediyoruz. Bu destekleri verdikleri için. Şu an Sağlıklı Hayat Merkezleri inanılmaz, Türkiye'de de. Bitlis'te de çok insanlara ücretsiz diyetisyen, ücretsiz psikolog, spor hizmetleri çok fayda vermekte. Mesela buralara insanlar ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorlar. Evet. Fakat şu an pandemi nedeniyle 12 kişiyle bir sınırlama var. Bu da şöyle çözülebilir belki ileriki sürede. Seans mesela diyelim ki 3 saat 12 kişiyle yaptınız. Bir 3 saatte 12 kişiyle yapılabilir. Bir 24 kişiye hizmet verilebilir. Bu da çözülebilir tabii ki ileriki süreçte. Yani pandemi bayağı bir şey oldu, geriletti, evet, bizi maalesef. İnşallah geçecek. Önümüze bakmamız lazım. Evet hocam. Hep pozitif düşünmemiz lazım. Hocam pandemiden bahsetmişken, pandemi sürecinde evden hiç çıkmayan kadınlarımız var aslında. Evet. Bunlar için önerebileceğiniz pilates hareketleri var mı? Neler yapılması gerekir? Evde neler yapabilirler? Evde tek başına zaten spor olmaz. Çünkü neden? Hizalama dedim ya, ben kontrol dedim. Evet. Bunlar hep bir spor eğitmeninin gözetiminde. Mesela en basiti bir squat egzersizi diyelim. Çömelirken dizlerini öne doğru dizinin önüne ittiği zaman, ayak parmak uçlarını geçtiği zaman ne olur? Dizini incitir. Bunu tekrarlarsa %50 ile sayısını her gün yaparsa dizlerini incitir. Ama bir spor eğitmeni onu düzeltir. Dizinde bir yük olmadan egzersizini yaptırabilir. Veyahut bilmiyordur, belinde bir fıtık vardır, boynunda bir fıtık vardır. Öne doğru bükülme egzersizleri yapar. Kendisine zarar verir. Dolayısıyla bunu bir hoca eşliğinde yapması çok daha iyi olur. Pilates peki hocam, haftada kaç gün, kaç saat yapılması gerekir? Bu konu hakkında da bilgi verir misiniz? Nasıl daha etkili olur? Evet, pilates haftanın 3 günü yapılabilir. Şu an 4 gün, 5 gün de yapıyoruz. 3 günü yeter ve 45 dakikada yeterlidir. Hocam peki pilates vücudu şekillendirir mi ya da sıklaştırır mı? Sıklaştırırsa ne kadar sürede olur bu? Biraz bununla da ilgili konuşalım. Evet, işte başta da söylediğim gibi Joseph Pilates hastaları tedavi ederken kasların sıkılaştığını görüyor, şekillendiğini görüyor ve dolayısıyla bunlara göre materyaller de geliştiriyor. Çok çabuk sıkılaştırıyor. Mesela şu an bir öğrencimle çalışıyoruz. Daha bir ay olmadı. Bana şunu söyledi, tartıya da daha geçmemiş. 44 giyerken şu an 40 beden bol oluyor. Hocam diyor, 40 beden elbise aldım, üzerime bol geldi. Bu da ne kadar güzel sıkılaştığının
bir göstergesidir. Evet. Hocam peki pilates çalışmalarında nefes düzenleme olayı da vardır mutlaka. Tabii ki. Hangi pilates çalışmaları buna daha çok katkı sağlar, nefes düzenlemeyi düzenler sizce? Şimdi hareketin kolay yeri vardır. Mesela burası nedir? Kolay bir yer. Elim burada nerede? Ben burada bir zorluk çekmiyorum. Burası kolay yerim. Yukarı kaldırdığımda ne oluyorum? Zorlanıyorum. Burada nefes alıyorum burnumla. Yukarı kaldırdığımda nefes veriyorum. Hareketlerin hep zorluk anında nefes verilir. Kolaylık yerinde de burundan nefes alınır, ağızdan nefes verilir. Evet hocam. Peki pilatesin ücretleri ne kadardır hocam? Bu konu hakkında da izleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum ben. Pilates ücretleri evet. Pilates özel ders ücretleri olarak. Yani Batı ile burayı aynı tutamayız. Tutmuyoruz. Evet. Tabii herkesin bütçesine göre bir ayarlama yapılıyor. Siz yani kesin net bir karar yok. Yani ben özel bir spor salonum yok benim. Ha, ben online ders verdim. Çoğu zaman da gönüllü ders verdim. Geçen ilk pandeminin olduğu dönemde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde evet. Gündüz belirli saatlerde bir serbestlik oluyordu ya. Benim dedim ya, bir kesim yaşlı, orta yaşlı öğrencilerim vardı. O ara çok rahatsızlandılar. Çünkü pilates tedavi ediyor, iyileştiriyor. Onlar rahatsızlandıktan sonra ben bayağı onlarla telefonla irtibatlı görüşüyorduk. Hocam ne yapabiliriz? Hadi yürüyüşe çıkalım, birlikte size destek olayım. Tatvan'da yaşadığım için sahilde beraber yürüyüşe çıktık. Yürüyoruz, kimse yok. Sanki böyle sahili biz kapatmışız. Sadece kediler, köpekler ve biz evet. arkadaşlarımızla beraber. Hadi şu ağaçların arkasına birkaç kol hareketi yapalım. Hadi birkaç sırt hareketi yapalım. Biraz esneyelim, biraz rahatlayalım derken biz 4 ay boyunca birlikte egzersiz yaptık ve ben hiçbir ücret almadım. Arkadaşlarımla beraber bunu gönüllü yaptım. Birçok kez de bunu yapmışımdır. Evet. Tabii ki her işin olduğu gibi bir emeğin de bir karşılığı vardır. Evet, evet mutlaka Allah var. Razı olsun, her şeyden güzeldir. Dua her şeyden güzeldir. Fakat bizim de pilates eğitimleri bayağı yüksek ve şu an bayağı pandemiden dolayı rağbet kısa, görüyor evet. Zaten. Yani dolayısıyla bir emeğin bir ücreti de vardır tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir Ben pilates eğitiminde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir sizce? Eğitimde evet. Zaten bunu federasyondan almak lazım, bakanlıktan almak lazım. Bu işin eğitmenleri de donanımlı kişiler. Onlar zaten bu işin ustaları. Evet. Ben kendilerini de severim. Her zaman da bilgilerinden faydalanmışımdır. Bu kişilerden eğitim almak lazım. Bu şekilde daha donanımlı yola başlanır. Çok teşekkür ederiz hocam. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Ayrılmayın. Bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz değerli izleyicilerimiz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim Tabii istiyorum. Ki. Aletli pilates nedir? Faydaları nedir? Aletli pilates de yine Joseph Pilates'in geliştirmiş olduğu reformer aleti adında birçok materyalleri de var yine bu aletli pilatesin. Evet. Ama şu an en çok Cadillac Reformer Tower olarak kullanılıyor. Bunun da faydası vardır. Yani kişinin vücut ağırlığına göre belirli yaylarla sporcuya yönelik yapılarak uygulanan bir egzersiz. Peki nasıl yapılır hocam aletli pilates? Ya aletli pilates kişi tek başına yapamaz. Bir hoca gözetiminde olması gerekiyor. Çünkü
kayışları vardır, yayları vardır ve sporcu oraya uzanır ya da oturur ya da yan pozisyonda hoca eline kayışlarını verir ya da artık oturur pozisyonda topu verir, başka bir metal yer verir, circle verir. Üyenin kendisini geriye, ileri, karın egzersizleri yapılabilir aletli pilateste, sırt egzersizleri, bacak kalça egzersizleri, her evet. şekilde aletli pilateste, mat pilates gibi yoğun kullanılan bir egzersiz programıdır. Fakat şöyle ki, mesela mat programında, mat egzersizlerinde genelde vücut ağırlığıyla çalışılırken reformer'da yaylardan ve kayışlardan destek alınarak yapılır. Evet. Aradaki fark da budur. Tabii reformer'ın da çok kısa sürede etkisi sağlanıyor. O yüzden bazı kişiler ben bir an önce iyileşeyim, ben bir an önce fit bir vücuda kavuşayım isteyenler reformer'ı tercih ediyorlar. Fakat reformer biraz makinası da çok ücreti yüksek olduğu için bir de hocanın birebir tek kişi, evet grupta olabiliyor reformer'da, mesela bir pilates stüdyosunda 3 tane reformer'ı aldınız, 3 tane öğrenciyi uzattınız arabaya reformer'ın üzerine, eline verdiğiniz materyali, konut veriyorsunuz, elini kaldır, arabayı it ya da öne gel, evet. bacağını kaldır, kolunu kaldır diyerek 3 kişiyi de çalıştırabilirsiniz, 1 kişiyi de çalıştırabilirsiniz. Reformer'la burada da ben çalıştım daha evet. Tatvan'da. O bile var yani. Yani Bitlis inanılmaz güzel şeylere açık bir memleket. Evet. O yönden Bitlisleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Destek olanlara da tebrik ediyorum. Ama bu destek yeterli mi? Değil. Evet. Neden değil? Çünkü biz bir zor coğrafyada yaşıyoruz. Burada kış çok uzun sürüyor. Ve çoğu küçük insanlara bakıyorsunuz. Bu yıl belki duymuşsunuzdur, daha küçük yaşlarda kalp krizi geçirip ölen insanları. Evet, maalesef. Bu daha çoğalacak. Eğer bunu önlem alınmazsa daha da ilerleyecek. Ne yapabiliriz? Biz insanlara spor, egzersiz, bunları sevdirmeliyiz. Spor eğitmenlerine destek olmalıyız. Önlerini açmalıyız. Ne yapabiliriz? Daha çok imkan sağlamalıyız. Mesela geçen yıl pandemi süresince dikiş nakış kursları, evet onlar da olabilir. O da sanattır, bir hobidir. Evet. Hobi yapılabilir. Ama mesela size, ben bilinçli bir insansınız, desem ki önce sağlık mı hobi mi? Sağlık tabii. Tabii ki sağlık. Sağlığınız olmazsa siz o nakışı da işleyemezsiniz. O tabloyu yapıp evinizin güzel bir yerine de asamazsınız. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, madde geçicidir. Evet. Siz bir tablo yaparsanız 2 sene kullanırsınız, 3 sene kullanırsınız. Ama siz bedeninize iyi bakarsanız bir trafik kazası geçirmezsiniz, ölmezsiniz. Tabii ki eceldir, takdiri ilahi, Allah-u Teala ne zaman evet. zamanımız gelirse biz o zaman öleceğiz. Kadere inanmamız, iman etmemiz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey ki, Allah-u Teala da mahşerde bize soracak. Ben size tertemiz organlar verdim, sağlam bir beden verdim, nasıl kullandın? Evet. Sigara içtin, alkol içtin, kötü anlamda kullandın bedenini, yağlı yemekler yedin, nefsine uydun, şu böreği yiyeyim, şu pastayı yiyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Sonu yok bunun. Öncelik sağlık. Desteklenmesini istiyorum. Bu bölgede spor bilincinin daha yayılmasını istiyorum. Daha çok fayda verilmesini istiyorum. Çünkü gerçekten kadınların ihtiyacı var. Ben de bayanlarla çalışan bir spor eğitmeniyim. Evet. Öğrencilerim küçük kız çocukları ve 75 yaşına kadar aralıklı bayanlarla çalışıyorum. Ve ben onların sıkıntılarını görünce çok üzülüyorum. Keşke diyorum, elimde imkan olsa daha çok fayda versek. Ne kadar hareketsiz kalmış, ne kadar küçük yaşta sağlığını kaybetmiş, küçücük yaşta kendi bedenini kullanamıyor, evet. sağlıksız bir şekilde yaşıyor ve yanlış beslenmeler uyguluyor ve maalesef
artık hastanelere, doktorlara ve ilaçlara muhtaç olmuş bir duruma geliyor insanlar. Evet hocam. Biraz da yoga ile ilgili konuşmak istiyorum hocam. Siz yoga yapıyor musunuz? Evet, öncelikle ben sorayım. Yogayı çok seviyorum. Yoga inanılmaz bir spor ve felsefedir. İçinde inanılmaz güzel şeyler barındırıyor. Pilates ile yoganın farkı nedir hocam? Pilates ile yoganın aslında çok farkı yok. Sadece pilatesin farklı mesela vücut elementlerine göre çalışır. Mesela nedir? Toprak elementi, hava, su, ateş, bunlara göre de çalışmalar yapar. Mesela kimi insanda hava elementi çok yüksektir, kimisinde ateş. Bunu bir yoga eğitmeni ona göre ayarlayıp senin bu elementin çok yüksek, sen çok hareketlisin, sende ateş elementi çok yüksek. Hemen biz sana bir ateş elementini ya da toprak elementini yükseltecek bir egzersiz yapacağız ya da bir yoga pratiği düzenleyeceğiz der. Ona göre çalışma yaparlar. Evet. Yoganın da tedavi eden yöntemleri var. Mesela nefes almakta çok zorlanan bir kişi daha sonra yoga ve pilates aynı şekilde birbirine benziyor zaten iki sporda. Tabii yoga daha biraz ilerleyince, pratikleri ilerleyince daha zor bir spordur. Öyle söyleyebilirim. Evet. Hocam. Fakat mutluluk anlamında bayağı insanları mutlu eden, stresi azaltan her iki sporda aynı şekilde. Mutlaka öneriyorsunuz. Kesinlikle öneriyorum. Hocam peki fizik tedavi gerektiren rahatsızlıklar var mesela özellikle büyük yaşlarda. Gerçi artık yaş sınırı kalmamış şu an olarak genel olarak herkeste var ama pilates buna bir katkı sağlar mı sizce? Tabii ki mesela şu an bana gelen bazı hastalar var. İşte doktorum bana bunu söyledi. Benim pilates eğitmenine gitmemi söyledi. Bitlis'te devlet hastanesinde bir doktor bir hastayı yönlendirmiş. Ben çok mutlu oldum. Doktorların bu kadar güzel bilinçli olup öncelikle egzersiz programına yönlendirmeleri evet, güzel bir gelişme gerçekten. Doktorum bana bunları söyledi. Bunları yapmam gerektiğini söyledi. Beni size yönlendirdi. Tabii onlarla çalıştığımızda sorunları minimuma iniyor kısa sürede. İleriki süreçte zaten eğer düzenli yaparlarsa egzersiz programını, bu yeme içme gibi yani düzenli uyguladığınızda faydasını çok fazlasıyla görüyorlar. Fizik tedavide de uygulanıyor. Yani şu an fizyoterapistlerin de kliniklerinde bir mat vardır, bir pilates topu vardır, bir teraband lastik vardır, küçük top vardır, reformer vardır. Yani onlar da fizik tedavide pilates egzersizleri kullanıyorlardır. Evet, katkısı oluyordur mutlaka. Hocam pilates boy uzatır mı? Evet, bu çok güzel bir... Çok merak edilen bir soru. Evet, bu benim de çok hoşuma gidiyor. Önce geliyor, inanmıyor. Acaba boyum uzar mı, uzamaz mı? Ben 35 yaşından sonra gelmiş, 5 santim boyu uzamış öğrencimi biliyorum. Nasıl uzuyor? Bir kere kasları kısalıyor, omurgası hani dedim ya omurganın esnek olması lazım. Arka bacak kasları kısalınca, duruşu da bozulunca boyu kısalıyor. Mesela bakın ben böyle yaptım, ne oldum? Kısaldım. Ne yaptım? Uzadım. Evet. Duruş da çok etkiliyor. Tabii kasların uzaması da arka bacak kaslarının lastiklerle çalışarak bacak boylarını uzatıyoruz. Esneme hareketleriyle omurgalarını uzatıyoruz ve dolayısıyla düzenli geldiğinde mesela 1.68 boyundaki bir kişiyi çevresindekiler sen 1.70 boyundasın diyebiliyorlar. Evet. Daha uzun da görünüş sağlıyor. Pilates ne kadar sürede sonuç veriyor peki hocam? Ne kadar sürede sonuç verir? Ne kadar sürede sonuç verir? Şöyle, ilk iki haftada vücudu değişmeye başlar. Üçüncü haftada artık tamamıyla sonuç verir. Peki hocam, ben biraz da Zumba'dan bahsetmek istiyorum. Zumba evet, nedir? Zumba da çok güzel bir spor. Ben Zumba lisanslı zinim. Şu ara dondurdum biraz doların yükselmesi sebebiyle. Çünkü Zumba'yı bulan kişi, Zumba'yı üreten kişi Amerikalı bir sporcu. Daha doğrusu
Amerika'ya sonradan gelmiş Kolombiyalı olabileceğini düşünüyorum. İsmi Beto Perez. Beto Perez dans ve fitness hareketlerini bir arada yapıp insanlara, mesela insanlar koşu bandına çıkmak istemiyor. Evet. Kendi yöresine göre salsa, samba, kumbiya, regaton, Amerikan sokak dansını egzersizlerle, mesela dans ederken araya bir karın hareketi koyuyor. Dans ederken araya bir sırt hareketi koyuyor ama öğrenci bunu anlamıyor. Öğrenci müzikle eğlenerek hiç yorulmadan bir 45-50 dakika bir ders yapıyor. Evet. Sonra yorulmadan yaptığı için mutlu oluyor ve şu an buna da çok büyük bir ilgi var. Ben de uzun süre yaptım. Lisanslı olduğu için aylık bir ücret ödeniyor, Amerika'ya yolluyorsunuz Beto Perez'e. Telif hakkı istiyor müziklerinden dolayı. Müzikler de ücretli, kendileri üretiyorlar. Yani evet, siz o müzikleri satın alıyorsunuz, koreografiyi satın alıyorsunuz. Bir, iki yıl sonra onlar internette yayınlanıyor. Profesyonel anlamda Türkiye'de de bayağı bir zumba eğitmenleri var. İnsanları spora sevdirmek adına güzel şeyler yapılıyor. Ben de bunları görünce hem içinde olmak istiyorum hem de destek olmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Pilatesin kemik erimesine de katkısı var mı hocam? Evet, tabii ki var. Tüm eklem ve kemikleri çalıştırdığı için atalarımız ne demiş bize? İşleyen demir pas tutmaz. Evet. İşleyen demir ışıldar. O zaman hareketsiz yaşamın getirdiği hastalıklar, kemik erimesi, erken yaşlanma, tansiyon, obezite, ne kadar hareket edersek bize o kadar faydalı. Eskiden bizim atalarımız hasta olmazmış. Neden? Tarlası varmış, kendisi ekiyormuş, kendisi biçiyormuş. Dolayısıyla bel fıtığı sorunu yokmuş, obezite sorunu yokmuş. Şimdi biz her şeyi bir düğmeyle yapıyoruz. Bulaşığı bir düğme, arkamıza dönmüyoruz. Her şey önümüzde rahat, evet, bir şekilde. Bir düğmeyle televizyonu açıyoruz ve önümüzde tabletler, telefonlar. Evet, teknoloji çok ilerledi ama rahatlık arttıkça, hareketsiz yaşam arttıkça hastalıklar da arttı. Hareketi hayatımıza almamız lazım. Kemik erimesini bu şekilde de durdurabiliriz. Daha sağlıklı yaşayabiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür. Pandemi sürecinde özellikle evde kalma süreci olsun ya da bunun hastalık süreci olsun, stres çok fazla olmaya başladı. Spor stresi azaltır mı sizce? Tabii ki spor stresi azaltır. Az önce mesela Zumba'dan bahsettim. İnsanlar yorulmadan, enerjik bir şekilde, mutlu bir şekilde müzik dinleyerek, dans ederek, mesela bir düğünü düşünün. Bu coğrafyada düğünlerde insanlar halay çeker, saatlerce oynar, elinde mendili coşkuyla eğlenir. Evet. Yorulur mu? Mutlu olur. Ne kadar güzel bir enerjiyle evine geri döner. İşte egzersizler de, spor da aynı şekilde endorfin, serotonin hormonları salgılanır ve kişi mutlu olur. Mesela şunu duyuyorum. Hocam, spora başladım, eşim çok mutlu. Keşke diyor, hanım seni daha önceden başlatsaydım. Ne kadar pozitif bir insan oldun, ne kadar sakinsin, hiçbir şeye kızmıyorsun. Çocuklarla çok daha iyi bir iletişimin oldu, benimle çok daha iyi bir iletişimin oldu. Daha sabırlı oluyor. Çünkü neden? Kendinde var olan enerjiyi de güzel yönde harcamış oluyor. Daha faydalı oluyor, daha bilinçli oluyor. Eşine, çocuğuna nasıl davranacağını biliyor. Ve sporcu çok centilmen ve naziktir. Evet. Dolayısıyla bunu da hayatına yansıtıyor. Daha iyi komşuluk ilişkileri oluyor. Aile içinde daha iyi, güzel bir davranışı sergiliyor. Stresin hiçbir şekilde hiçbir kalıntısı bile kalmıyor yani. Evet. O yüzden spor yapmamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Peki bel fıtığı olan insanlar ya da boyun fıtığı olan insanlar mutlaka vardır. Bu pilatese engel mi? Pilates yapmaya engel mi? Pilatese engel değil. Daha doğrusu bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar pilates yapmalıdır. Neden pilates yapmalıdır? Tabii bir pilates eğitmeni eşliğinde yapmalıdır. Fitness yaparsa daha ileri seviyeye gider. Çünkü fitness ağırlıklarla çalışılan bir spor programıdır.
Pilates kendi vücut ağırlığınızla ve daha çok esnemelerle hareketleri yaptığınız için bel fıtığını, boyun fıtığını, omurgayı saran kasları da kuvvetlendirdiği için çok daha faydası olacaktır. Ağrıları azalacaktır. Daha faydalı bir hayat süreceklerdir kendi çevrelerinde de. Evet hocam. Yoga ve pilates migren ağrısında ne kadar etkilidir hocam? Bu konuyu da merak etmiş izleyicilerimiz. Evet, bu da çok etkilidir. Çünkü sabah geliyor derse, hocam çok kötü bir baş ağrısıyla geldim. Ben hiç spor yapmayayım, izin verin eve gideyim diyor. Bekle diyorum, bir nefes egzersizleriyle ısınmaya başlıyoruz. Başlıyoruz, daha dersin bir 10-15 dakikası. Nasılsın diyorum. Çok süperim, iyi ki gelmişim, iyi ki gitmemişim, başımın ağrısı geçti. Gerçekten geçiriyor. Neden? O anki o stres, o sıkışmış kaslar, nefes egzersizleriyle, rahatlamayla baş ağrısı da geçmiş oluyor. Tavsiye evet. ediyorum kesinlikle. Baş ağrınız varsa, migreniniz varsa pilatese, zumbaya başlayın diyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Pilates hangi bölgeleri çalıştırır hocam? Pilates mesela bölgesel olarak üst bölgesi daha genişse üst bölgeyi çalıştırırsınız. Evet. Üst bölge çalışması olur. Alt bölgesi daha bazı insanlarda eşit değildir. Bir alt bölgesi daha geniştir. Mesela altta 44 giyiyordur, üst bedende 42 giyiyordur. Bu şekilde eşitleyerek de çalışılabilir. Ama ben genelde egzersiz programımda tüm vücut egzersizleri tercih ediyorum. Çok daha faydasını görüyorlar. Evet. Sırt kasları hocam pilatesle güçlendirilebilir mi? Evet, sırt kasları pilatesle güçlendirilir. Bunun için yüzlerce varyasyonlu egzersiz programı vardır. Mesela yüzüstü matın üzerine oturarak ya da ayakta ya da duvarda ya da elinde lastikle, topla, küçük topla, çemberle bir sürü egzersiz yaparak sırt kaslarını bir haftada kuvvetlendirebilir. Sırtı ağrıyanlar ilk 10 günde artık ağrısı geçiyor. Evet. Evet, bu şekilde. Pilates kaç seansta etki eder hocam peki? Yani 8 seansta fazlasını etki gösteriyor yani. Hamilelerde hocam ayak ağrıları çok fazla oluyor. Mesela bu konu hakkında biraz bilgi edinmek istiyorum ben de. Nasıl bunu azaltabiliriz? Değerli izleyicilerimiz de bu konu hakkında merak etmişler. Evet. Hamile pilatesinde ayak atakları, bacak ağrıları olduğunda genelde hamile pilatesinde bacak çalışmaları da yoğun oluyor. Lastiklerle, topla, nefes egzersizleriyle. Hamile başladığında ilk etaplarda ben uyuyamıyorum, gece ayak ağrılarım oluyor, ataklarım oluyor diyor. Pilates egzersizlerine başladıktan sonra bu ortadan yok oluyor. Çünkü daha çok kasları uzattığı için o rahatlamayla, o esnemeyle atakları da sona eriyor. Beslenmeye nasıl dikkat edilmeli hocam? Beslenme en önemli zaten, konulardan biri evet, bence beslenme, bu. Maalesef burada ben de pek dikkat edemiyorum. Yöremiz o kadar güzel ki evet. İçli köftesi, Bitlis'in ciğer taplaması, çortu taplaması hepsini de ben de artık yapıyorum. Çok evet. seviyorum. Ve bu kadar güzel yemekler, bu kadar lezzetler, bu kadar hamarat hanımlar olunca sağlıklı beslenmemiz biraz zor. Ben onları da sağlıklı buluyorum. Aslında nasıl dengeleyebiliriz? Mesela bugün ciğer taplaması yedin öğle yemeğinde. Akşam içli köfte yeme. Öğlen sen zaten ciğer taplaması yedin. Akşam bir kabak yemeği yiyebilirsin. Bir salata. Evet. Bir yoğurtlu bir sebze yemeği yiyebilirsin. Bu şekilde ayarlayabilirsin yani. Peki hocam reformer hakkında biraz konuşmuştuk. Reformer kimler yapamaz? Yani özellikle yapamayan kişiler var mıdır? Reformer'ı küçük çocuklar yapamaz çünkü evet. küçük çocukların vücuduna uygun değildir. Reformer herkes yapabilir ama kontrollü bir şekilde yapılabilir reformer. Hoca eşliğinde yapılabilir. Reformer'ı kimse yapamaz diye bir şey yok. Yapılabilir. Sadece çocuklar yapamaz.
Peki hocam. Kaç çeşit pilates vardır? Pilates çeşitleri nelerdir? Evet. Pilates çeşitleri aletli pilates, mat pilates, bu şekilde çeşitleri vardır. Teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyicilerimizin de sizlere soruları olmuş. Ben onları da biraz yanıtlamak istiyorum. Tabii ki. Pilates yapabilmek için sağlığım uygun mu? Nasıl anlarım? Demiş. Evet. Zaten bir pilates eğitmenine çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum soran kişiye. Bu çok önemli. Çünkü mesela lordozu olan bir kişi beli zaten çukur. Evet. Onu daha kontrollü bir şekilde spor egzersizleri yaptırmanız lazım. Ya da kifozu vardır, sırtında bir ağrısı vardır, kamburu vardır. Evet. Ona göre bir program düzenlenir. Kendisi bunu anlayamaz. Kendisi nasıl anlayabilir? Bir doktora gider, bir rapor alır, sağlık raporu. Ben spor yapabilir miyim? Zumba, pilates, fitness için uygun mudur? Bir kalbine baktırır, sağlık kontrolünden geçer. Bu şekilde kendisi anlayabilir. Zaten biz bunu da istiyoruz öğrencilerimizden sağlık raporuyla beraber evet. gelmelerini. Tabii ben zaten derste birinin skolyoz mesela hiç bahsetmedik. Skolyoz omurganın S oluşu. Evet. Mesela o da vücutta bazen çanta taşımaktan bazen de skolyozun olmasından vücut yamuk olabiliyor. Onu da duruşunu düzeltebilirsiniz. Barfix çalışmalarıyla yine lastiklerle. Yine reformerla skolyozu da bir fayda sağlayabilirsiniz. Bu şekilde o izleyicimizin de cevabını verelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyicilerimiz sorularınız varsa 0539-602-0113 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir değer izleyicimiz de merhabalar Antalya'dan Gizem ben. Hocamıza bir sorumuz olacak demiş. Neden pilatesi genellikle bayanlar tercih eder ve aletli pilates mi mat pilates mi demiş. Evet maalesef Türkiye'de zaten pilates çok iyi bilinmiyordu. Çok pek tanınmıyordu. Aslında pilates, Joseph Pilates Alman Savaşı'ndan beri bunu tüm dünyaya tanıtmış. Ama ülkemizde üzgünüm ki sadece bir manken tarafından evet. duyulmuş. Ama onun öncesi de var. Halkımıza o manken tarafından duyuruldu. Tabii öncesini bilenler, daha sporla, spor otoritesi olanlar öncesini biliyorlardır. Bir hanımefendi tarafından duyurulunca sanki bu sadece hanımlar yapabilir diye düşünüldü. Sadece hanımlar yapamaz. Sırtında kifozu olan bir erkek de yapabilir. Belinde lordozu olan bir erkek de yapabilir. Evet. Boyu kısalmış bir erkeğin fitness yapmasını doğru bulmuyorum. Zaten boyu kısa. Ağırlıklarla çalışarak daha çok boyunu kısaltacak. Bir erkek boyunu uzatmak istiyorsa bir erkek pilates eğitmeni bulacak. Ve diyecek ki ben boyum uzasın istiyorum. Kaslarımın uzayarak şekillenmesini istiyorum. Bu şekilde erkekler de başlayabilir. Teşekkür ederiz hocam. Bir başka izleyicimiz pilates göbek eritir mi demiş. Konu evet. hakkında da bilgi alalım. Pilatesle beraber karbonhidratı da eksiltirse mesela poğaçadır, börektir, hamur işleridir, içli köftedir, patates kızartması, yağlı yiyecekleri. Bir de şöyle bir şey var, ben bunu duyuyorum, aklıma gelmişken söyleyeyim. Hocam diyor ben bir şey yemiyorum. Zaten çok sağlıklı besleniyorum. Evet. Sadece diyor gece otururken diyor televizyon izlerken saat 10'da dizim var diyor. Ben oturup güzel bir meyve tabağı hazırlıyorum diyor. Onu yiyorum. Çok masum besleniyorum diyor. Gece zaten 10'da büyük bir meyve tabağı. O bir büyük tabak patates kızartması yemiş gibi vücudunuza yağ olarak geri dönüyor. O şekilde bir beslenme olmaz. Gece vücut artık uykuya hazırlanıyor, evet. metabolizma duruyor ve dolayısıyla ben gittim spora, her şeyimi hocadan bekliyorum. Elinde sihirli bir değnek var, beni zayıflatacak diye bir şey yok. Beraber bir ekip olarak yapacağız. Ben egzersizleri yapacağım, ben zumbayı yapacağım, ben kardiyo yapacağım, yağ yakımını yapacağız. O gün güzel bir egzersiz yaparsa, güzel bir kardiyo yaparsa o gün vücut 14 saat boyunca yağ yakımına devam edecektir.
sporda yaktı 1000 kalori. Nasıl olsa spor evet. yaptım. Hadi ben eve gideyim 2000 kalorilik yiyebilirim. Bu yanlış. Yanlış. Geri alıyor, yaptığını geri alıyor. Evet, vücudu şekillenir. Güzel bir kıvrımları olur, güzel bir vücudu olur ama balık etli olur. O zaman bir faydasını göremez. Dolayısıyla beslenmesine de dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir başka izleyicimiz Hazal Hanım, programınız hayırlı olsun. Hocamıza bir sorumuz olacak. Hamile pilatesi nedir? Hamilelikte pilatese ne zaman başlanır demiş. Bunu aslında az çok cevaplamıştık evet, ama yeniden olsun, cevaplayalım olsun. Hocam. Teşekkür ediyorum. Bu hamile pilatesi Avrupa'da şu an İngiltere'de, bunu da söylememiştim. İyi ki de sormuş, söylemiş olayım. Avrupa'da hamile pilatesi o kadar yoğunlaştı ki ve hamileler için özel mesela suda doğum mesela şu an çok yaygınlaştı. Eski usul mesela köylü anneannelerimiz, nenelerimiz ne yaparmış köyde ya da hastaneye gidemeyen, şehirde bile olsun hastaneye evet. gidemeyen, yetişemeyen insanlar, eski şartlar şimdikiyle bir de şu an ambulanslar var, sağlık helikopterleri var, ulaşılması zor yerlere bile devletimiz bir şekilde ulaşıyor. Ama şöyle bir şey, pilates toplarıyla rahatlatarak da gebeler doğurtulabiliyor şu an batıda. Öyle mi? Ben şunun Türkiye'de, ülkemizde, Bitlis'te de ya İstanbul'da bir hamile kadın gidip pilatesini, yogasını yapıyorsa neden Bitlis'te yapmasın? Tabii ki. Neden yapmasın? Zaten burada imkanlarımız var. Ben de burada bir eğitmen olarak buradayım. Dolayısıyla daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde 12 ile 36 haftalık arası gebeler evet. Hamile pilatesi yapabilir. Çok da faydasını görür. Çok rahat bir şekilde doğuma hazırlanır. Atakları olmaz, ağrıları olmaz. Evinde normal bir insan gibi sanki gebe değilmiş gibi işini de yapabilir. Çok hızlı yürüyebilir. Yorulmadan, nefes nefese kalmadan yaşamını doğumuna kadar sürdürebilir. Evet, umarım bu program sayesinde sizlere ulaşırlar. Hamile izleyicilerimiz varsa İnşallah. Sizlerin de onlara yardım edebileceğinizden hiçbir şüphem yok. Teşekkür ederim. Diğer soruyu da cevaplamak istiyorum ben. Pilates'ten beklentimiz ne olmalıdır? Pilates yaparken ne giyilir demiş. Evet. Pilates'te rahat kıyafetler önerilir. Mesela bir yüzücü ne giyer? Yüzme kıyafetini giyer, suya girer. Evet. Bir halter sporcusu ne giyer? Bir güreş yapan kişi ne giyer? Her sporun kendine göre bir kıyafeti vardır. Yani normal bir elbiseyle pilates yapılamaz. Pilates'te pamuklu, rahat, topun üstünde oturabileceği, lastikle ayağına geçirebileceği ya da reformer makinesinde durabileceği kıyafetler giymesi gerekir kişinin. Evet. Ve dolayısıyla çünkü terleme olayı da oluyor. Bazısı geliyor sabah erken üzerinde sauna eşofmanla spora geliyor. Oh. Evet, nasıl yapacaksın? Rahat şeyler giymen gerekiyor ya da kalın giyinmiş. Hocam neden bu kadar çok giyindin? Çok giyindim ki çok terleyeyim, daha hızlı kilo vereyim. Evet, değişik bir düşünce olmuş. Evet, hiç gerek yok. Daha rahat kıyafetler, pamuklu kıyafetler, teri emecek kıyafetler tercih etmeleri daha uygun olur. Beklentimiz ne olmalıdır demiş hocam. Bu konuyu da cevaplayalım çünkü biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, beklentimiz ne olmalı? Zaten kendinizi pilates eğitmenine emanet ettiğinizde, güvendiğinizde, vücudunuzdaki gelişimi gördüğünüzde beklentiniz sağlık oluyor, beklentiniz güzellik oluyor, daha düzgün bir duruş oluyor, sağlıklı bir hayat oluyor ve siz bunu çevrenizde ilk bir aydan sonra arkadaşlarına, çevreniz size diyor ki sana ne oldu, değişmişsin, daha değişik görüyorsun, duruşun daha değişik, evet. boyun uzadı. İşte beklentisi minimumda bunlar oluyor. Tabii ki sağlık, sağlıklı beslenme. En önemlisi aslında sağlık. Kesinlikle. Daha iyi bir nefes, astımı varsa nefes alışı daha güzel oluyor. Bu kısa sürede sayacaklarım bunlar. Daha sayamadığım nice faydaları vardır ki evet. Beklentileri bu yönde olmalı. Bence beklenti değil, hemen bir pilates eğitmeniyle iletişime geçip spora başlayın, hayatınızı kaliteli yaşayın.
Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyicilerimizin çok daha fazla soruları var ama ilerleyen zamanlarda ben yine sizi konuk olarak İnşallah. almaktan şeref duyarım. Ben de. Siz de bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Son olarak teşekkür ediyorum. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum güzel programa, bu güzel TV'ye emek veren tüm herkese teşekkür ediyorum. Arka planda olanlar ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu gibi faydalı halka yönelik çalışmalarından dolayı. Halkımızı çok seviyorum. Evet. Yörenin insanları güzel şeylere layık. Ben de küçük bir nebze olarak sağlıkları alanında onlara destek oluyorsam Allah'a şükrediyorum. Bunlar Allah'ın lütfu. Biz bir hiçiz. Onun sayesinde oluyor her şey. Destek bekliyorum. Ben de daha vatandaşa daha çok destek olayım. İnsanlar Evet. daha sağlıklı ve mutlu, pozitif yaşasınlar. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Buradan herkese sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bir kusurumuz olmuşsa affola, sağlıkla kalın, esen kalın.